Biz Çin'deki marketlerden sebze ve meyve alışverişlerimizi ve helal olduğuna emin olduğumuz bazı ürünlerimizi alıp çıkıyoruz. Helal kesim kasapları var. Et işini o şekilde hallediyoruz. Helal ekmek üreten bize uygun yerler var. Oralardan da ekmeğimizi alıyoruz. Ama şunu itiraf etmeliyim ki ilk 2 ay evde ekmek de yaptım, lahmacun da yaptım. İstanbul'da yapmadığım, denemediğim ürünleri evde yapmıştım. Sonra neyin nerede satıldığını öğrendikçe kendimize uygun, rahat bir yaşam kurmaya çalıştık. Biliyorsunuz pirince ayrı bir hassasiyetleri ve düşkünlükleri var. Topraklarda çokça yetiştirildiği için bu şekilde hazır pişmiş pirinçli ürünler aperatif olarak satılıyor. Makarnalar. Evet. Market çok büyük. Sadece sebze meyve kısmını çekmeyi planlıyordum ama diğer kısımlardan da küçük görüntüler almaya çalışalım. Bir bal 1000 gramı 52.50 yuan. Burada da canlı halde satılan deniz ürünleri var. Evet, yine farklı deniz ürünlerinden. Bakın bamya. Bir Egeli olarak bamyayı gördüğümde çok sevinmiştim. 500 gramı 8.98 yuan. Hi. Hi, ni hao. Hi, ai hao. Thank you. Thank you very much. Evet. Yine Egelilerin çok iyi bildiği bir sebze. Kuşkonmaz. Bunu gördüğümde çok sevinmiştim. Bir Egeli olarak. Hemen alıp pişirmiştim. 500 gramı 7.98 yuan. Aşağı yukarı 6.5 Türk lirasına tekabül ediyor. Yeşilliklerden devam ediyoruz. Bunu ilk gördüğümde maydanoza çok benzetmiştim ama kokusu bir hayli farklı. Tadı da. O zaman anladım ki Çin'de maydanoza ulaşmak biraz zor. Burada mantar çeşitleri var değerli arkadaşlar. Bildiğiniz bir mantar türü. Farklı bir mantar türü. Bu da ilk defa gördüm burada. Farklı bir mantar. Çiğ halde salatalarda tüketiyorlar ya da çok az suda haşlayıp yemeklere dahil ediyorlar. Sanırım bu mantarı Türkiye'de görmemiştim. Tadına baktık, güzel. Bu daha incesi. Dediğim gibi çiğ halde de salatalarda tüketiyorlar. Türkiye'de de artık rahatça bulunabilen mango meyvesi 500 gramı 10.8 yuan. Aşağı yukarı 8.5 Türk lirasına tekabül ediyor diyebiliriz. Bu meyve hakkında biraz bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Durian meyvesi adı. Çincesi Liu Lian. Liu Lian. Cennet ve cehennem meyvesi diye biliniyor. Cennet meyvesi diye söylenmesinin çok lezzetli ve faydalı olması. Cehennem meyvesi diye bilinmesinin sebebi ise bu dışındaki dikensi yapısı gerçekten eli acıtıyor. Ve biraz olgunlaştığında da çok ağır ve pis demeyeyim ama biraz ağır kokmasıymış sebebi cehennem meyvesi denilmesinin. Müthiş bir antioksidan. Bol bakır ve potasyum içeren çok özel bir tropikal meyve. Çin'de yetişen tropikal meyveleri içeren başka bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bunun için Ayşegül'le konuştum, kendisinden de inşallah sözünü aldım.
sağ olsun videoları hazırlamamda çok büyük desteği vardır kendisinin. Buradan bir kere daha teşekkür ederim arkadaşıma. Birkaç gün sonra inşallah Türkiye'mize gideceğiz yaz tatiline. Yaklaşık 50 gün, 2 ay kadar kalmayı planlıyoruz. Döndüğümüzde inşallah tropikal meyveleri içeren başka bir video hazırlamayı planlıyoruz değerli arkadaşım Ayşegül'le. Aradığımız, alışa geldiğimiz meyve sebzeleri bulup, alıp evimizde pişirip tüketebiliyoruz. Zaten bize uygun helal restoranlar da var. Ayşe Çin'de 2'de bahsetmiştim Türk restoranları ve ona benzer helal restoranlar var. Bu anlamda sıkıntı yok. Çin'deki haftalık sebze meyve alışverişimizden küçük kareler aktarmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve arzu ettiğiniz hususlarda soru sormayı, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere güzel Türkiye'm.